Yani Evet. sizin eşiniz Şehmuz'u tanır mıydı Müge evliyken? Hanım. Yok, hayır, tanımıyordu. Ama direkt Şehmuz'la evlendiğini söylüyor Alper'e gelmeden, doğru mu? Tabii onu söylüyorlar, öyle bir şey yok. Şehmuz'la evli değildim ben. Tamam, o dönem... Cengiz Bey öldü, Şehmuz'la evlendiniz, sonra mı Alper'e? Hayır, hayatınız... önce Alper'le evlendim. Alper çocuk... Ne dediniz ama? Cengiz ölünce Şehmuz'la evlendim. Hayır, hayır. O yüzden. Yok, yok. O yüzden oraya girdim yani. Yok canımsın, öyle bir şey yok. Ben... Öyle bir şey yok. Ben 10 sene öncesinden Şehmuz'la tanışıyordum. Aynı iş yerinde çalışıyorduk. Ben yine tekrarlıyorum hani. Aynı iş yerinde çalışıyorduk. Hatta Mustafa da küçüktü. Oğlum benim yanıma gelmedin mi? Şef fabrikaya gelmedin mi sen? Ben o dönemlerde Şehmuz'la evli miydim? Sen hala evli değilsin Biz ki. Biz aynı yerde çalışıyorduk. Hala evli değilsin. Sen boşanmadan evvel... Ben evliyim veya evli değilim. O seni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmiyor zaten. Benim yalan söylediğini söylüyorum boşanmadan zaten. Boşanmadan önce de Şehmuz'la karışıyordun. 10 seneden beri de Şehmuz'la çalışıyordun. Efendim? Yani Cengiz'le evliyken Şehmuz'la çalışıyor muydunuz? He. Yok, hayır, çalışmıyordum. Yok. Yani Cengiz öldükten sonra mı? Ben boşandıktan sonra. Hayır, hayır, ben boşandıktan sonra orada çalıştım, çalışmaya başladım. He, o zaman tanıştınız. Ben? Evet, evet, aynen öyle. Boşandıktan sonra ben o iş yerine girdim, çalıştım. Ondan sonra ben Alper'le evlendim, evlilik yaptım, Tekirdağ tarafına taşındım. Benim çocuklarımı Alper istemediği için ben Alper'den ayrıldım. Daha sonra tekrar oraya başladım. O zamandan sonra benim Şehmuz'la evliliğim oldu. Alper'le evliyken çocuklarınız yanınızda mıydı Değildi. Ki? Değildi. Değildi. Babasıylaydı. Zeynep'le Aziz Antep'ten benim yanıma geldiler Çerkezköy'e. Ben o zaman Çerkezköy'de oturuyordum. Benim yanıma geldiler. Alper çocukları istemeyince ben de... Ama zaten babalarıyla birlikte Alper, değiller benim çocuklar... mi? Zaten çocuklar babalarıyla birlikteler. Babalarının yanın... Yok, Zeynep benim annemin yanında kalıyordu. Zeynep annemin yanında kalıyordu. Tamam, sizin yanınızda değil. Zeynep eşinden ayrılmıştı, annemin yanında kalıyordu. Zaten çocuklar... Evet, benim yanıma tatile gelmişler. Tatile gelmişler. Alper'in zaten çocuğu var mı? Zaten sizde değil ki. Alper'in çocuğu Yok, var mı? Yok, hayır. Alper evlilik yapmamıştı. Yok, Alper bekardı, evlilik yapmamıştı. Yani şimdi siz 5 çocuklu kadın gidip hiç evlenmedik. Alper'le mi evlendiniz? Hiç evlenmemiş. Evet. Mimar dediniz bir de. Yani Alper küçük. Alper küçük değildi yani Müge Hanım benim yaşımdaydı. Hani olgun bir insandı. Ben yuvam olsun, hani bir yerim olsun diye ben evlilik yaptım yani. Ama bu normal değil mi? Hayır, şöyle normal değil. Resmi nikahla evlendim ben yani. Anladım da hiç çocuk sahibi olmayan birine de al bu da 5 tane de çocuk. Hani ne bileyim bana... Ben Müge Hanım ben zaten cesaret, ben hani... Hayır şöyle söyleyeyim, cesaret edemezdim diye ben o adamın onu kabul etmeyeceğini bilirim. Yani şu adam hiç evlenmemiş, çocuğu yok. Senin 5 tane çocuğun var, boy boy boy. Sen 5 çocuğunla beraber adam niye seninle evlensin ki? Ya o çocuğu işte, niye evde istesin ki? İşte İsteyen Hanım, var mıdır? Varsa işte başımın ben, üstünde yeri vardır ama Müge çok zor. Hanım, işte ben. Bir tane ben 5 olsa... çocukla bir yere sığmadım işte Müge Hanım. Anne evine gittim sığmadım, baba evine gittim sığmadım, bir yere sığmadım. Çünkü 5 çocuk vardı. Ben 5 çocuklarımı atamadım, bırakamadım. Peşlerine düştüm. Ben evliydim zaten. Peşlerine düştüm. Bunlar beni, Naime beni arıyordu. Anne biz aç kalıyoruz, babam bize ekmek bir şey vermiyor. Yani siz Aziz Alper Bey'e, ben o zaman anne, çocuk... Açım derdi. Tamam bir tanem, sen o zaman dedin ki Alper'e çocukların velayeti babasında dedin. Sen de ne deniyor? Sapsız üzüm mü dedin? Ne deniyor? Evet. Köpsüz üzüm gibi. Hiç evlenmemiş çocuksuz adama gittin. Bir de şehir de değiştirdi. Evet. Vallahi dünya sana güzel. Nasıl? Anlamadım. Hayır, siz o sırada Gaziantep'te miydiniz? Ben evliydim o zamanlar. Sizler yani Gaziantep'te miydiniz? Gaziantep'teydim. Annen de gitti. Nereye diyorsun diyor, başka yere. Tekirdağ'da. O Çerkezköy'deydi, ben Kapaklı'daydım. Aman. Çok güzel o Çerkezköy'de. Sen aldın kocayı, gittin Çerkezköy'e. Bunlar da babalarında. Tabii. Sonra da baktım, dört dörtlük baktım diyor. Dört dörtlük baktı bize. Ya Zeynep. Zeynep zaten Müge Hanım, Zeynep zaten evliydi, evlendi o zaman.
Melike de evlendi. Ha, Melike de evlendi. Ben de o tarafa taşındım. Orada Melike ile ben devamlı görüşüyordum yani. Zeynep'le Aziz de benim yanıma geldiler, tatile geldiler. Ha, baktım ki Alper sorun yaratıyor. Sorun, hani devamlı tartışma oluyor evin içinde. Hani ben baktım ki ne olmayacak. Çünkü ben de çocuklardan vazgeçemiyordum o dönemlerde. O yüzden ayrılmak zorunda kaldım. Ayrıldıktan sonra ben Şeyhmuz'la evlendim. Ha, Şeyhmuz da çocuklara çok baktı, üstüne ilgilendi, düştü. Ben baktım, dedim iyi bir baba olacak. Peki, dedim yani. Şeyhmuz kendi çocuklarına bakıyor mu? Evet, kendi çocuklarıyla da konuşuyor, görüşüyor, bakıyor çocuklarına. Geliyor mu çocuklar size? Çocuklarıyla görüşmüyor, yalan söylüyor. Çocuklar gelmiyor. Birkaç defa çocukları geldi. Birkaç defa kendisinin yanına geldi. Yalan söylüyor. Peki şu anda resmi nikahlı eşi ne diyor bu duruma? Eşi de... Ya resmi nikahlı eşi hani biliyor bizim evli olduğumuzu. Çünkü onlar Antep'e gelmişlerdi. Eşi de geldi, çocukları da geldi oraya. Bizim evli olduğumuzu biliyorlar sonuçta. Hanımefendi, siz evli değilsiniz. Ama kendisi resmi nikahlı evli. Şimdi onun eşi rahatsız olduğu için boşanmıyor. Ben de demedim yani boşan, ayrıl, ben boşanırım. Yani ondan ayrıl, benimle evlen demedim. O bilmiyor sizin evli olduğunuzu. Siz biliyorsunuz onun evli olduğunu. Siz evli olamazsınız çünkü o evli resmi ya. Tamam, onun eşi biliyor ama bizim evli olduğumuzu biliyor. Evli değilsiniz işte. Siz evli değilsiniz. Onun eşi, çocuklar bizim evli olduğumuzu biliyorlar. Hanımefendi, siz onun eşi değilsiniz. Siz onun dost hayatı yaşadığı metresisiniz. Ya siz, o sizin görüşünüz. O siz öyle söylüyorsunuz. Hanımefendi, resmi nikahlı evli. Hanımefendi, benim görüşüm değil. Ben dini nikahla evliyim. Ha, bir şey söyleyeceğim. Niye ben bunu yani söyleyince değişik bir şey söylüyormuşum gibi insanlar algılıyor? Bu adamın başka karısı var. Başka çocukları var. Bak yani ben bunu aslında sizin lehinize söylüyorum. Ben kadınların yanında bunu söylüyorum. Sizin için söylüyorum bunu. Yani o karısından ayrılmayıp size nikah kıymamış adamlara boşu boşuna yanında eşlik etmeyin diye söylüyorum. Yani yarın bir gün bu adam ölse sen onun hiçbir şeyinden faydalanamayacaksın. Yani niye onun başka bir karısı varken onun karısı ben olarak zaten, orada duruyorsan. Bir de en azından evliyim diye kendini de kandırma. Sen kendini kandırıyorsun. Sen Müge Hanım, ben zaten mal mülk peşinde değilim mal ki zaten. Mal mülkle alakası ben, yok. Ben asla senin, şey... Ben hayır asla senin canım bir onurun gururun yok mu canım? Ne münasebet? Ben demedim. Hayatım, bunun malla mülkle alakası yok ki. Ama var da yani sonuçta. Yoksa da var. Yani bu adamın bir emekli maaşı olduğunda kimle evliyse ona kalacak mesela. Ölüm hak, miras helal. Ya sen niye kendini bu duruma düşürüyorsun ki? Müge Hanım, rızkı veren Allah'tır. Rızkı veren Allah'sa niye sen Alper'le evlendi? Rızkı veren Allah'sa niye Alper'le evlendi? Alper'le benim bir yuvam olsun diye. Ben Alper'le yuvam olsun dedim. Evlendim, bana değer verdi. Ama. Benim kıymetimi bildi. Senin kıymetini bilen senin çocuklarının kıymetini bilirse sana kıymet vermiş olur. Ya bence bir anneye yapılabilecek en güzel, verilebilecek en güzel hediye çocuğuna iyi davranmaktır. Sen onun çocuğuna iyi davranırsan kadın da sana iyi davranır yani ben öyle bakarım olaya. Ya ben zaten onunla beraber oturup biz onunla beraber oturmadık zaten. Ama hani biz o şahsın çocuklarıyla eşiyle oturmadık bak, Emine, zaten. Emine sen belli ki akıllı bir kadınsın. Sen mesela bir komşunun karısı, bir komşun evlenseydi 5 çocuklu bir kadın hiç evlenmemiş çocuğu olmamış biriyle ona ne derdi? Ne derdi? Ya sevmişse Müge Hanım sevmişse evlenebilir. Ben buna bir şey diyemem ki. Tamam sevmişse benim evlenebilir ama ya o beş çocuk... Evlenebilir ya, evli zaten. Kim? Hayır hiç evlenmemiş. Birinden bahsediyor Müge Hanım. Evlenmemiş hayır, birinden bahsediyor. Ben evlenmiş birini tekrar evlense diyor sizin gibi. Yani 5 çocuklu biri hiç evlenmemiş çocuk sahibi olmamış biriyle evlense dışarıdan baksın ama bak bu senin çocuklarına bakmaz, çocuklarını istemez demez misin? Ha isterse milli piyango, orası ayrı. Ya, kim ister 5 çocuklu birini şimdi evde evlense? Hanımefendi ister mi oğlunun 5 çocuklu bir kadınla evlenmesini? Benim oğlum o 5 çocuğa nasıl bakacak, nasıl para yetiştirecek diye düşünür her şeyden önce. İster misin? Yani bu mantık. Ya zaten şöyle bir şey var. Tabii ki hayır istemem. Tabii ki istemem. Hani isterim ki güzel
kendine uygun, münasip biriyle evlensin isterim tabii. Heh. Ama ki bana direnirse, ben evleneceğim, ben bunu seviyorum, evleneceğim dediği zaman zaten bana bir laf da düşmez. Tamam, bak düşmez. Ne dedin? Bak ben sen söyledin. Olarak, ben bak, annesi, bak, ben ama... annesi olarak elimde geleni yaparım yani. Bak biz buraya şuradan geldik. Sen kendin söyledin. Dedin ki oğluma kendine uygun, münasip biriyle evlenmesini isterim. Demek ki sen Alper'e uygun, münasip biri değildin. Bu çocuklar da sana ait. Sen şimdi çocuklarıma çok baktım deyip, çocuklar da hiç bize bakmadın dediği için laf buraya geldi. Sen zaten o adamla evlendiğinde bunun münasip olmadığını bilerek gittin. Çocuklar da sersefil olmuş peşinden. Niye bu ne kadar da yakışıklı, niye Aziz konuşamıyor? Niye bu kızların, çocukların hepsinin boynu bükük? Niye Naime annemle sevgilisi babamı öldürdü diyor bu çocuklar burada televizyon ekranındalar? Şimdi konumuza gelelim. Bak Naime'nin böyle bir iddiası var. Üstelik Naime de seni galiba en çok seven çocuklardan biri. İddia şu, Naime'ye evet. Uyku ilacı vermişsiniz. Naime bunu babasına içirmiş. Babası da uykuya evet. Dalınca senin sevgilin olan Şehmuz onu öldürmüş. Müge Hanım, benim hiç böyle bir şeyden haberim yok. Bunlara yalan, bunlar yalan, bunlar gerçekten yalan. Allah da biliyor bu yalan, böyle bir şey yok. Ben yani kabul etmiyorum bunu. Bunların şeyi Müge Hanım, biz tartıştığımızda, hani biz tartıştığımız zaman ben Zeynep'in nişanında bulunmadım. Ben zaten hani o gün kaçak diye ben kızıma dedim. Kızım dedim, bak dedim, gel dedim. Ben avukat tutarız, biz avukat tutarız, dosyalarını sunarız dedim, temize çıkartırız, sen evlen. Ben bir şey demiyorum dedim, ben şikayet ederim ya da cezaevine attırım diye hiç böyle bir şey söylemedim. Allah şahittir, yalan. Hiç böyle bir şey yok. Ben dedim, sonuna kadar ben senin arkandayım dedim. Ben sonuna kadar senin arkandayım dedim. Yalan. Söyledi. Avukat tutarım dedim. Sürekli bana da söyledi. Kardeşinle konuş, ikna et, o gülen ayrılsın, o kaçan peşinde sürüklenmesin, sürekli yıpranacak, peşinden perişan olacak. Sürekli arıyor, diyor ki ayrılsınlar diyor. Konuşun tamam, ben kardeşinizle bunu söyledim diyor. Ama Naime ayrılmadıktan sonra da ben Naime'ye dedim. Naime ile bizzat konuştum. Kızım dedim, avukat tutarız. Mustafa niye yalan diyorsun oğlum, ben sana demedim otururken. Oğlum bacımla konuş, ayrılsın ya da ha ayrılmıyorsa çok mu seviyor? Tamam. Şeyi, dosyaları getirsin, ben avukatıma söyleyeyim, İstanbul'da avukatım var, avukata söyleyeyim dedim, hani dosyalarını sunalım, temize çıkartalım, hani birkaç ay mı yatar ya da para cezası mı olur, ne gerekiyorsa biz elimizde yapalım, evliliklerini yapsınlar dedim. Böyle demedi mi oğlum ben size, hep Naime ile böyle konuşmadım mı ben? Tamam, Naime kabul etmedi, sen de biliyordun kabul etmeyeceğini zaten. Ben bir şey sorabilir miyim? Tamam, bu şikayet olayı nereden çıkıyor? Ben ne zaman demişim Naime'ye şikayet edeyim diye? Peki. Ben o gün şikayet ederim de Melike, bu nereden çıkıyor? Melike, unutma lafını. Oğlum? Peki bir şey söyleyeceğim. Aziz babasının öldürüldüğü zamanda Şehmuz'la beraber onu çağırıp baban ölse iyi olur mu, bizimle yaşar mısın diye sorduğunu söylüyor. 13 yaşında o dönem. Böyle bir şey yok. Böyle bir, o da şey yalan söylüyor. Dedi. Böyle bir şey yok. Bunlar orada. Dedi. Hepimiz şey yalan yok. Söylüyoruz biz ona göre. Ben hepimiz. Ben cenazesine de gelmek istedim. Allah şahittir. Ben yalan de çok söyleme. Üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Ben de çok üzüldüm. Ağladım. Ben gitmek istedim. Ailem dedi ki, ne boş ver dedi. Tatsızlıklı yaşanır dedi. Yalana gitme bak, cenazesine yalana. Dedi. Yalana niye bak. Üzülüyorsunuz, ağlıyorsunuz hanımefendi? Ben anlamadım Samet. Ki. Samet. Hayır, niye çok üzülüyorsunuz üzüldüm. Ki? O yüzden ertesi adam gün size döven bir adam. Eşyaları madem toplattım. Çok döven beni bir niye adam gebermiş, iyi olmuş demeniz lazım. Niye gerçekçi konuşmuyorsunuz? Niye yalan dürüst olmuyoruz zaten. Biz ya? Çılgın bakir istiyor ki bütün kız kardeşleri kendi gibi kıskırısı olsun.